Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayte Geometri Soru Bankası kitabında analitik düzlemde dönüşümler konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 216 ve 217'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde A4'e eksi 5 noktasının x eksenine göre yansıması B. Evet x'e göre yansıması ne oluyordu? Y'si işaret değiştiriyordu. Yani 4'e 5 noktası yaptı. B noktası. E, göre yansıması da C noktası. C noktası da orijine göre yansımasıymış. A noktasından bahsediyoruz. O da her ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani eksi 4'e 5 noktası. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Normal klasik yoldan çözmeyelim de analitik düzlem. Eksenlere göre olduğu zaman analitik düzlem çizerek daha rahat bir şekilde çıkıyor. A 4'e eksi 5 noktası. 4'e eksi 5 noktasını hemen şöyle gösterelim. Şurası 4'e eksi 5. Sonra öbürü kaç? 4'e 5. 4'e 5 burası. Sonra öbürü de kaç? Eksi 4'e 5 noktası. Evet eksi 4'e 5 noktası da şurası değil midir? Evet. Eksi 4'e 5 noktası da burası. Evet şurası isteniliyor bizden. Hemen üçgen oluşturalım. Şu üçgen kenarlar zaten bak belli. Şurası y eksenine paralel. Şurası 5 birim. Burası da 5 birim. Şurası x eksenine paralel. E burası 4 birim. Burası da 4 birim. Toplam burası 8 birim. Burası da 11 birim. Yani 8 çarpı 10 bölü 2 80 bölü 2'den cevaba 40 diye ulaşırız. Yani birinci soru balık esir yapar. Geldik 2'ye. Analitik düzlemde A 2'ye 3 noktasını Y eşittir X doğrusuna göre simetriye. Evet Y eşittir X doğrusuna göre simetriyi hangi nokta oluyor? Noktalar yer değiştiriyordu. Yani ona da B noktası diyelim. Eksi 3'e 2 noktası oldu. Bu doğru üstündeymiş. O zaman denklemde yerine koyacağız. Denklemi sağlamak zorunda x yerine eksi 3 koyuyorum. Yani eksi 6 eksi y yerine 2 koyuyorum. 2 artı k artı 1 eşit 0 olmak zorunda. Buradan eksi 8 artı 1 eksi 7 yapar. Öbür tarafa geçince de artı 7 yapar. K'yı 7 buluruz. Cevap edremit yoktu. İkinci soruda geldik 3'e. Bu doğrunun bu doğruya göre yansıması olan doğrunun y eksenine göre şey isteniyor. Arkadaşlar şimdi normalde doğrunun doğruya göre yansıması aslında müfredatta yok. Ama bu şekilde bir şey karşımıza gelebilir. Çünkü bu doğrun bu doğruya göre yansımasında bak bunun eğimine bak. M1 dediğimiz eksi 2 bölü eksi 1'den artı 2. M2 dediğimizde artı 2. Baksanız ya o zaman daha kolay bir şey çıkacak karşımıza. Bak 2x eksi y artı 3 eşit 0 doğrusu. Bu da 2x eksi y artı 1 eşit 0 doğrusu. Bu doğrunun bu doğruya göre yansıması nedir? Hop şu doğru değil midir? Bu doğru isteniyor. Arkadaş bu ikisine de paralel bir doğru olacak ya. Bu 2x eksi y şeklindeyse bu da 2x eksi y artı c şeklinde bir doğru olmak zorunda. Eğimi aynı olduğundan dolayı. E hocam buradan buraya bak c'ye bak artı 3'ten artı 1'e. Hocam 2 azalmış buradan da buraya 2 azalacak. Yani 1'den 2 azalttığı zaman burası eksi 1 mi yapacak? Evet. Şimdi burası aslında 2x eksi y eksi 1 eşi 0 doğrusu yaptı. Şimdi doğrunun y eksenini kestiği nokta isteniyor. X yerine 0 yazarsam eğer hocam 0 eksi y eksi 1 eşi 0 oldu. Yani y'yi de böylelikle eksi 1 olarak buluruz. Evet üçüncü soru Balıkesir olur. Geldik dördüncü soruya. Analitik düzlemde D doğrusunun grafiği verilmiştir. Bu doğrunun ben e, her şeyini yazabilirim aslında. Orijine göre yansıması uygulanınca P doğrusu. Hadi orijine göre yansıtalım bakalım. Orijine göre yansıtmak demek 2 noktayı yansıtınca olayı bulur aslında. Bunun orijine göre yansıması eksi 4 yapar. Şunun orijine göre yansıması artı 6 yapar. Orijine göre yansıması olan doğru bu doğru değil mi? Evet. Yani bu doğru P doğrusuymuş. Sonra x eksenine göre yansıması. Sen bu doğrunun x eksenine göre yansıtırsan. Hocam x'e göre şu şekilde yansıtacaksın. Şöyle aşağı doğru olacak. Bunun x eksenine göre yansıması burası. Y'si de burası zaten y ekseni kestiği yer. Doğrumuz bu şekilde mi yapacak? Evet. Y'ye göre yansıması. Bunun da y'ye göre yansımasını böyle katlayacağız. Yani y ekseni boyunca katlayacağız. Eksi 6 iken artı 6 olur. O zaman doğrumuz bu şekilde oldu. Şimdi bu doğrular işte dpmn doğrular arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlar bu bölgenin alanı isteniyor bizden. E, bu bölgede neyi biliyoruz biz? Köşegeni biliyoruz. 4 4 daha 8. 6 6 daha 12. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen olduğu için 12 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet yani sadeleştirdik. 48 mi yaptı? Aynen öyle. Cevap böylelikle Ceyhan yaptı. Gerçekten güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Lütfen dikkat edin. Evet dördüncü soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik beşinci soruya. Analitik düzlemde bu 3'e eksi 3 kök 3 noktası belirleniyor. Bu noktaya aşağıdaki şeyler uygulanıyormuş. Şimdi 150 derece döndürülüyor. İlk önce analitik düzlemde şöyle yukarıda yapayım istersen. Analitik düzlem çizip şuradaki noktayı bir döndüreyim. Ya normalde biz böyle özel açı döndürmelerde özel açı oluşuyor genelde. 3'e eksi 3 kök 3 bulalım. Hocam 3 burada eksi 3 kök 3 burada. Şöyle buradaki nokta. Burası 3'e eksi 3 kök 3 noktası. Şimdi sen bunu orijin etrafında döndüreceksin. Yani orijine, orijine bağla bunu. Orijin etrafında döndürmek demek. Bunu bu şekilde pozitif yönde döndürmek, böyle döndürmek demek. Negatif yönde döndürmek, böyle döndürmek demek. Şimdi hadi bakalım bunu döndürelim. İlk önce burası kaç? 3. Burası da 3 köküç değil mi? Eksi 3 köküç noktası olduğu için burası evet. Şimdi bak 30'dan 60'a geçiş köküç kat. Bak özel açı çıktı. 30, 60, 90 üçgen çıktı mı burada karşımıza? Evet. Orijin etrafında saat yönünün tersine 150 derece döndüreceğiz. Bak 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 olaya bak. 150 derece döndür bakalım şunu. Hocam ben bunu 60 döndürsem buraya 90 döndürsem buraya. Yani 150 döndüreceğim ya 60 buraya geldi. Bir 90 daha göndürmen lazım. Hop buraya gelecek o zaman. Tamam buraya geldi. Hocam bu arada 30'u karşı 90'ı karşı 6 ya. Şu dönerken şöyle dairesel bir hareket yapıyor. Yani bu da yarı çap bu da yarı çap oldu. O nokta buraya geldi. 0'a 6 noktası yaptı burası. Evet B noktası 0'a 6 noktası bulduk arkadaşım. B noktası da 4 birim sağ 0'a 6'yı 4 birim sağa, sağa apsile 4 ekleyeceğim. 1 birim yukarı ordinatı da 1 ekleyeceğim. Yani 4'e 7 noktası yaptı. C noktasının orijinal olan uzaklığı yani 0 0 noktasına olan uzaklığı neydi? X'ler farkının karesi 4'ün karesi artı Y'ler farkının karesi 7'nin karesi. Yani 16 artı 49 yapıyor burası. Topladığımız anda 65 mi yapıyor? Evet cevabı böylelikle kök 65 buluruz 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi aşağıda birim kareler ayrılmış bir analitik düzlem verilmiştir. Tamam. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ABC üçgenine tek başına uygulanırsa bu üçgen elde edilir. Bak şimdi y e eşittir x doğrusuna göre yazmışsa arkadaş y e eşittir x'e göre yansıttığın zaman c buraya gelecek. Yok bunu elde edemem. Ya da şöyle düşünebilirsin. Sadece c noktasına bak. Hocam c noktası kaç? Eksi 1'e 2 noktası. Sen eksi 1'e 2 noktasını y e eşittir x'e göre yansımasını alsan noktalar yer değiştirecek. 2'ye eksi 1 yapacak. Hocam 2'ye -1 yapıyor. Yani 2 -1 noktası burası. y -x'e göre simetriği burası oldu ya. Bu noktadan şu üçgeni oluşturamam ben. Yani bu olmaz. Orijin etrafında 90 derece döndürme. Sen bunu orijin etrafında 90 derece döndürürsen hocam böyle 90 derece döndürsen buraya düşer. Böyle 90 derece döndürsen bu bölgeye düşer. Bu 90 derece döndürmeyle de olmaz. Orijine göre yansıması evet -1 2'nin -1 2'nin orijine göre yansıması ne oluyor orijine göre yansımasında? Hocam 1'e eksi 2 noktası yapıyor. Şuraya baktın. 1'e eksi 2. E buradaki noktayı da orijine göre yazdığı zaman bu nokta geliyor. Şurası mı? Şurası geliyor pardon. Kaç bu? 1, 2, 3. Yani burası eksi 3'e 4 noktası olduğu için orijine göre yazması 3'e eksi 4 olmayacak mı? Evet. Bak bakayım buraya 3'e eksi 4 burası. Şuraya da, da bakacak olursan hocam 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5'e 3 noktası burası. 3'e 5 yapacak. Böyle geldiğimiz zaman da e, pardon 5'e eksi 3 yapacak. Evet buradaki noktada 5'e eksi 3. Yani üçüncüsü sağlanıyor. 2 birim sağa 4 birim aşağıya. Hocam 2 sağa 1 2 4 birim aşağıya 1 2 3 4 birim aşağı yapınca da yine aynı noktayı elde ediyorum. Şekil aynı şekil mi? Yok. Buradaki bu noktayı elde ettim. Aynı şekil olması lazımdı. Yani bizim çektiğimiz böyle ya. Şöyle ya. Burada da şu şekilde olması lazım. Şöyle aynı şekilde karşılaşmamız lazım. Şeklin aynısını çizeyim. Şöyle şöyle şöyle. Yani bu şekilde 2 birim sağa 4 birim aşağı ötelediğim zaman bak C'yi buldum ben. C'yi öteleyince böyle buldum. Sonra A'yı da B'yi de öteleyebilirsiniz ama bak, bak bu birim karelerin köşeleri boyunca gitmiş böyle. Sonra bu 1'e iki şeklinde gitmiş böyle. Ve şöyle aslında bu yapması lazım. Bu, bu mu? Değil. Yani bu yanlış oldu o zaman sadece ve sadece yalnız 3 olur. Yani 6. soru böylelikle C han çıkar. Geldik 7'ye. Bu doğrunun bu noktaya göre yansıması. Arkadaşlar bir doğrunun x artı 2'ye eksi 1 eşit 0 doğrusunun noktaya göre yansıması a 2'ye eksi 1 noktasına göre yansıması bu değil midir? Evet. İki seçeneğimiz vardı. Buradan bir nokta seçip ee, böyle simetriğini alıp şunlar birbirine eşit olacak ya şöyle. Simetri ya yani noktanın noktaya göre simetri burada olacak. Eğimler de birbirine eşit deyip ona göre işlem yapacaktık. Ya da bu doğruyla bu doğrunun eğimi aynı olacak ya. Bu da x artı 2'ye artı c eşit 0 şeklinde bir doğru. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? E buradan da bir paralel doğru çizersem böyle. Hocam bu da x artı 2y artı k şeklinde bir doğru. E, bu nokta bunun üstünde ya k'yı ben bulabilirim. Yani x yerine 2 yazdım. Y yerine eksi 1 yazdım. Artı 2 çarpı eksi 1. Artı k eşit 0 yaptık. Ve k'yı da buradan 0 buldum. Arkadaş k buradan 0 oldu. Buradan buraya bak bakayım. Bir artış var. Buradan buraya da o zaman bir artış olacak. E hocam sıfırdan bir arttırdığım zaman burası da artı 1 olur. Yani x artı 2 artı 1 eşit 0 doğrusu oldu. Bu doğru. Şimdi eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaş burada x yerine 0 yazsak bu doğru da. Orada. Hocam 2y artı 1 eşit 0'dan y'yi buradan eksi 1 bölü 2 buluruz. y yerine 0 yazsam hocam x artı 1 eşit 0'dan e, buradan da x'i eksi 1 bulurum. Hemen kapalı bölgenin alanı bulalım. y'si eksi 1 bölü 2 x de eksi 1 olacak. Eksi 1 ve eksi 1 bölü 2. Hop şurası. İşte bu bölgenin alanı. Şurası 1 bir birim burası da 1 bir 2 birim. 1 bir çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Yani dik üçgenin alanı olduğundan dolayı cevap böylelikle 1 bölü 4 yapar. Yani 7. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde K, M virgül N noktası orijin tarafta saat yönünde 90 derece döndür diyor. Hemen döndürelim. Normalde M virgül N noktası burada. K noktası bu. Sen bunu saat yönünde 90 derece döndürdüğünde buraya gelecek. Normalde böyle noktaları yer değiştiriyordu. Ama hangi bölgeye düştüyorsa onun işaretini koyuyorduk. Hangi bölgeye düşüyor? Bu bölgeye. Dördüncü bölgenin işareti. Yani noktamız n virgül eksi m yaptı. Sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca negatif yönde 7 birim. Yani ben bunu x sola 7 birim götürüyorum. Y ekseni boyunca da 4 birim sağ değil mi? Pozitif yönde 4 birim ötelendiğinde yani sağ. O zaman noktamız ne yaptı? N eksi 7'ye eksi m artı 4 yaptı burası. Elde edilen noktanın bir de orijinal göre simetriği. Orijinal göre simetriğini nasıl alıyorduk peki? Her ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani eksi n artı 7'ye m eksi 4 yaptı burası. İşte bu nokta k noktası oluyormuş. En başta k noktamızda m gün ne değil miydi? Evet. Yani o zaman şu şuna eşit. E, bu da buna eşit. Hadi bakalım. Buradan eksi n artı 7 eşittir m yaptı. m eksi 4 de n'ye eşit oldu. Vallahi burada istersen m yerine n eksi 7 yazabilirim. Yazayım burada. Eksi n artı 7 eksi 4 eşittir n'den. Şurası kaç yaptı? 3 yaptı. Eşittir 2n yaptı. N'yi de böylelikle 3 bölü 2 bulduk. N yerine 3 bölü 2 yazarsam. Bak m eksi 4 eşittir n ya 3 bölü 2 ya. Bunu buraya şunu şuraya attım. M de buradan 3 bölü 2 artı 4. Yani 11 bölü 2 yaptı. Evet. Bizden ne isteniyor? M bölü n oranı isteniyor. Yani 11 bölü 2 bölü n. 3 bölü 2 isteniyor. Bölü 2'ler giderse cevap 11 bölü 3 yapar. Yani cevap Ceyhan yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Aşağıda birim kareler üzerine çizilmiş kareler verilmiştir ve 1 2 3 öncülleri verilmiş. En üstteki şeklin alttaki iki şeklin arasına alttaki iki şeklin arasına işte yani buraya konması için hangileri uygulanmalıdır diye soruluyor bize. Evet K noktası etrafında saati ters yönde 90 derece döndür. Arkadaş ben bunu 90 derece döndüreceğim. Bak şimdi. Şunu şöyle 90 derece döndürsem saati ters yönde. Hop bu buraya mı gelecek? Evet. Bak bunu döndürdüm bu buraya geldi. Peki sen bu yatayı bu şekilde döndürsen 90 derece o zaman şöyle olacak. Bak bunu döndürsen böyle olacak. Ama bu bunun ucunda olacak ya yani bu böyle geldi. Sonra bunu olacak. E, burada bu bunun ucuna bak şimdi bunun ucundayız. Bunun ucu burada. Sen bunu 90 derece döndürsen hop şöyle mi oluyor bu da dikkat dikkat şöyle bir şey. 90 derece döndürsen bu dikey olacak aşağı doğru. Gerisi kolay zaten. Sonra öbürü şöyle olacak. Sonra şöyle, sonra şöyle. İşte 90 derece döndürülmüş hali bu. Bunu da diyor ki 4 birim sağa, 4 birim aşağı. Bak, 4 birim sağa. 1 2 3 4. 4 birim aşağı. 1 2 3 4. Bu nokta tam buraya geliyorsa cuk diye bu bunun içine oturur mu? Oturur. Evet, birinci oldu arkadaşım. Tamam. Çünkü bu köşe buraya geldi. Bak, şöyle oturdu buraya. Öbürüne bakalım. L noktası etrafında negatif yönde 270 derece döndür. Şimdi negatif yönde 270 derece döndürmek demek bu yönde e, şu negatif yönde 270 derece döndür demek bu yönde 90 derece döndür demek zaten. L noktası ve tamam L noktası etrafında ben bunu döndüreyim bu sefer. L noktası etrafında döndüreyim. L noktası etrafında 90 derece döndürsem. Hop bu buraya gelecek değil mi? Evet bu buraya geldi 90 derece döndürdüğümde. Sonra bu buraya geldi ya bunun ucu burada. Bu da aşağı doğru gelecek şöyle. Sonra bu dikey böyle sağa doğru gidecek. Sağa doğru iki birim gidecek. Sonra bu bir birim böyle gelecek. Bir birim böyle gelecek. Sonra böyle gelecek. Sonra böyle gelecek. İşte dönmüş hali bu. Yaptı L noktası etrafında dönmesi de. Ee, sonra 3 birim sağa 4 birim aşağıya. Arkadaş bunu getirirsem 1, 2, 3 birim sağa 4 birim aşağı ötelersem bu nokta buraya gelmiyor. 2 sağa 2 aşağı öteleseydim olacaktı. Yani bu olmaz. K noktası etrafında saat yönünde 180 derece döndür. Arkadaş saat yönünde 180 derece dönmesi demek orjine göre simetri demek aslında. Şimdi 180 derece döndürelim şunu. Hocam şunu 180 derece döndürsem onu da siyahla göstereyim isterseniz. Şunu 180 derece döndürsem şöyle gelecek bu. Sonra bu nokta buraya geldi. Sen bunu şöyle saat yönünde 180 derece döndür. aşağı doğru gelecek. E bunun ucunda aşağı doğru gelecek o zaman bu. 3 birim aşağı gitti. Sonra bu 180 derece sola gidiyorsa sağa gidecek. Sonra bu aşağı gidiyorsa yukarı gidecek böyle. Sonra şöyle gelecek. Tabi bu kaç birimdi şu? Şu buradan buraya 3 birimdi. Tamam pardon. Ne noktası etrafında? K noktası etrafında. Hocam K noktası etrafında döndüreceğiz bunu. Bir saniye. 1, 2, 3 birim şöyle geldi. Şöyle 3 birim. Sonra bir birim geldi. Sonra değil mi? K noktası etrafında. Pardon. Doğru yapıyordum yanlış yapmışım. K noktası etrafında 180 derece döndür. K noktası etrafında 180 derece döndürelim şunu. Bir daha döndürelim. Şunu döndürürken 2 birim buraya gelecek. Sonra 3 birimlik yukarı doğru ya aşağı doğru gelecek. 3 birimlik şöyle geldi. Sonra 1 bir birim sola doğru ya 1 bir birim sağa gelecek. Böyle. Sonra, böyle sonra böyle sonra böyle sonra böyle. Yani burası da şöyle bir şey mi yaptı arkadaşlar? Evet. E ben bunu öteleme yaparsam 2 sağa 3 birim aşağı ötelersem maalesef bu dikey olan buraya giremez zaten. O zaman bu da yanlış olmuş oldu. Dokuzuncu soru yalnız bir yapar. Güzel soru arkadaşlar bakın bu da sırada çıkmaya aday sorulardan biri tarzında. Dikkat. Dokuzuncu soru akçay oldu geldik onuncu soruya. Dik koordinat sisteminde verilmiş 75 burası nedir? 15. Bizden ne isteniyor? Şimdi A'ya 6 verilmiş burası. C noktası et, orijin etrafında. C noktası orijin etrafında. Saatin tersi yönünde 135 derece döndürülürse elde edilen noktanın koordinatları çarpımı ne olur diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi A'ya 6 ya. Şu biz 15 75 90'ı bir kullanalım. Haşa 4 taşı gelmez mi Gelir. Haşa 4 taş. E hocam A'ya 6 olduğu için burası 6. E burası H. Burası 4 haşsa eğer. Burası ne oldu o zaman arkadaşım? E, 24 mi yaptı? Evet. E, bunlar bunlar birbirine eşit. 24 ise o zaman bunlar 12 12 şeklinde oldu. Şimdi ben bunu C noktasının orijin etrafında 135 derece döndüreceğim. Döndüreyim. C noktasının orijin etrafında 135 derece döndüreyim. 90 döndürsem buraya bir daha 45 döndürsem buraya gelecek. Yalnız dikkat et. Bizim C noktası önceden bak şuradaydı. Yani bu nedir? Hop şöyle dairesel hareket ediyor ya. Hocam yarıçapı 12 olan bir dönme hareketi yaptı ve 135 derece döndü. 135 derece döndüğü için burası 45 derece yaptı. Buradaki noktanın koordinatları isteniyor. Şöyle gelirim. Ee, 45 45 90 üçgen çıktı. 12 bölü kök 2. Yani 6 kök 2'ye 6 kök 2 oldu. O zaman sol tarafta 6 kök 2'ye eksi 6 kök 2'ye yukarıda 6 kök 2. 6 kök 2 noktası yapar. İşte benden bu noktanın koordinatları çarpma isteniyor. Eksi 6 kök 2 çarpı 6 kök 2. O da eksi 72 yapar. Yani cevabımız böylelikle Edremit yaptı 10. soruda. Evet ÖSYM böyle geometrik bilgileri kullandırıp analitik düzlemde de sormayı da çok seviyor. Lütfen dikkat bu da güzel soru. Evet 10. soruyu da bulduk geldik 11'e. Şekilde <laughs> verilen AB doğru parçasının y eksenine göre simetriği olan. Evet y eksenine göre simetriğini alalım arkadaşım. Şimdi A'nın simetriğini alınca şöyle şuraya geldi. Bu eksi 2'ye bilmem ne. B'nin simetriğini alınca da hop şuraya geldi. O da eksi 4'e bilmem ne yapıyor değil mi? Şöyle. Evet eksi 4'e bilmem ne yapıyor. Şöyle şunu da getir. Evet buraya eksi 4 yazalım. Buraya da eksi 2 yazalım. Bir noktamız burası. Bir noktamız burası. Burası da A üssü noktası ve burası da B üssü noktası. Tamam bunları bulduk. Şimdi A üssü B noktası B üssü doğru parçası A üssü noktası etrafında pozitif yönde 45 derece döndürüldüğünde. Bak şimdi dikkat et. Şurada bir şey yapacak olursak ben bunu A üssü etrafında döndüreceğim. Şimdi bak bu doğruyu 45 derece döndüreceğim böyle. Bak şunu şöyle yapacak. Yaptık ya. Bunun devamında şuraya geldik. Bak dikkat. Hocam şurası kaç birim? 2 birim. 2 birim. Yani burası da 2 birim. Hocam burası 2 birim ya 2 birim. Aa 45 45 90 üçgeni geldi. Sen bunu bir 45 derece döndürsen. Neresi etrafında? Pozitif yönde. Bu yönde 45 derece döndürsen. Şöyle bir dairesel hareket yapacak bu. Dikkat et. 2 2 ise burası 2 köklü olmadı mı? Evet. Yani B üstü noktası buraya geldi. Hocam dairesel hareket yaptı yarıçap uzunluğu da. Şurası da 2 kök 2 birim uzunluğunda. Ve tam 45 derece burası olduğu için bu x eksenine paralel oldu. B2 suyu noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Geldik buraya hapsini alacağız. 2 kök ki burada 2 birim de burada. Toplamda iki kök 2 kök ki artı 2 yaptı. Yani iki kök 2 kök ki artı 2'nin ama sol tarafta bu. Eksi 2 kök ki eksi 2 yapmaz mı burası? Evet. Peki ordinatı ne yapıyor? Ordinatı da 2 yapıyor. İşte benden bu isteniyor. Eksi 2 kök ki eksi 2 artı 2. Koordinatları toplam isteniyor. Şunlar şunlar götürdü. Eksi 2 kök 2 yaptı. Yani cevap böylelikle at çay oldu 11. soruda. Geldik 12'ye. Güney öğretmen öğrencilere dönüşümü geometris konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki soruyu sormuş. Bu 4 kök 3'e 4 noktası veriliyor. Pozitif yönde alfa açısı kadar döndürüldüğünde k üstü noktası elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu döndüreceğim. Eyvallah. Döndürme işlemini yapalım. Ama ee, bak kök 3 katı var. Özel bir durum çıkacak büyük ihtimalle karşımıza. Şöyle küçük bir şekilde çizeyim. 4 kök 3'e 4. Hocam 4 kök 3'e 4 burada. Dikkat dikkat. 4 kök 3'e 4 burası. Hocam buradaki nokta orijin etrafında döndüreceğim ya ben şimdi. Şuna dikkat et. Orijin etrafında döndürürken hop şöyle bir dönüş yapacak. Peki şuradaki uzunluğa bakalım. Hocam burası 4 kök 3 burası da 4. Aa 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. Burası 30 burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi K noktası pozitif yönde. Yani şu yönde Alfa açısı kadar döndürdüğünde K üstü noktası elde ediliyor. K üstü noktası analitik düzlemde ikinci bölgededir. Buna göre alfanın alabileceği en küçük değer nedir diye soruluyor. Evet sen bunu öyle bir dönüş yapacaksın ki böyle ikinci bölgeye düşüreceksin. İkinci bölgeye düşürmek için en küçük kaç derece döndürmeliyiz diye soruluyor. Arkadaş şuraya bakar mısın? Burası kaç derece? 60 derece. E o zaman 60'tan büyük döndürmem lazım. Yani en küçük 61 yapmaz mı? Yapar. 12. soru Ceyhan yaptı. Geldik 13'e. Dik koordinat düzleminde bir dikdörtgen verilmiş ve ben bunu böyle 45 derece döndürmüşüm. Buna göre de o et evet, isteniyor bizden. Şimdi B noktasını kullanalım. B noktası kaç verilmiş? 6 ya 3 verilmiş. Yani buranın 6 buranın 3 olduğunu söylüyor bana. Dönmüş halinde de burası 3 burası 6 değil midir? Evet. Şimdi ben burada 45'i kullanmak zorunda hissediyorum kendimi. Ve ben bu doğrunun eğimini bulmak için şuradan şöyle dik çizmem lazım. Yani buradan eğimini bulmam lazım bunu. Ama ben 45'i kullanmak için hamle yapmalıyım ilk etapta. 45'i kullanmak için hamle hocam şuradan dik çizerek olur bu. Hadi buradan dik çizdik. Sonra buradan dik çizdiğimizde burası 45. 45 45 90 üçgeni 6 ise burası şunun tamamı 6'ydı. 90'ın karşısı 6 ise 6 bölü kökü yapar burası. Yani 3 kökkiye 3 kök mi yaptı burası? Evet şöyle tamam. E şimdi ben neyi bulmaya çalışacağım? Hocam ben şuradaki diki bulmaya çalışacağım. Bu diki bulursam sanki biraz olay bitecek. Eee şurayı nasıl halledeceğiz? Şurayı nasıl halledeceğiz? Arkadaş şurayı halledelim bir dakika. E, burada da aa, aslında şey var ya bildiğimiz bir şey var. Hani alfabet olsaydı hocam şöyle de uzatıp burayı da alfa yapardık ya. E, ben şimdi şuradaki dikey uzunluğu bulmaya çalışacağım. Buradan çizince şekil karışıyor gibi. E, şurada şöyle diki çizecek olursam şu uzunluğu bulursam da yine buradaki uzunluğu bulmuş olacağım. Hadi bakalım şimdi. Arkadaş burada da 45 90 burası da 45 burası da 45 burası da 3 bölü kök 2. Yani 3 bölü kök 2 de 3 kök 2 bölü 2 değil midir? Evet burası da 3 kök 2 bölü 2'dir. E şimdi ne yapacağız? Her şey çıktı meydana. Arkadaş ben şunu bulabilirim. Hop şuradan artık dik çizip şuradaki tanjant alfayı bulabilirim. Şu açının tanjantını bulabilirim. Yani bu y eşittir mx şeklinde ya. Bak şimdi bu y eşittir mx şeklinde. M dediğim nedir? Tanjant alfaya eşittir. Tamam mı? E o zaman eğimi mi bulacağız şimdi? Şurası 3 kök 2 artı 3 kök 2 bölü 2'den 9 kök 2 bölü 2 yaptı burası. Topladığım zaman. Şu 3 kök 2 artı 3 kök 2 bölü 2'den 9 kök 2 bölü 2. Hocam 3 kök 2 bölü 2 burası ise burası da 3 kök 2 bölü 2. E burası da 3 kök 2 bölü 2. E o zaman bak ne geliyor buradan? Bak 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 bak. Hocam tanjant alfa neye eşit oldu? 9 kök 2 bölü 2 bölü 3 kök 2 yaptı. Bu da 9 kök 2 bölü 2 bölü 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Bölü 2'ler gitti. Kök 2'ler gitti. 9 bölü 3'ten burası kaç yaptı? 3 yaptı. O zaman doğrumuz y eşittir mx şeklinde bir doğru ya. M'i de 3 bulduk ya. Y eşittir 3x yapar. Y eşittir 3x de hangisi? Ya da y 3x eşit 0 doğrusu demek değil midir? Evet. Cevap böylelikle akça yapar. Güzel bir soruyormuş. Evet. Şu 45'i kullandık. Dönme sorularında şeklinde aynı şekilde olmasını. Bak 6 iken 6. 3 iken 3 olmasını kullandık. Sonra şu dikme. 45'i kullanmak zorundayız ya. Şu dikmeyi de ben şu şekilde dik çizerek kullandım. Evet. Hoş bir soruydu. Gerçekten güzel bir soruydu. Ve güzel bir şekilde çözdük. 13'ü Akçay bulduk ve böylelikle 4. seti testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde videoda daha doğrusu test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.